ve Anayasa Mahkemesi. Konumuzu görebilir miyim? Yönetmenimden rica edeyim. Anayasa Mahkemesi Türk Ceza Kanunu'ndaki örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunu düzenleyen hükmü iptal etti. Vallahi biz anlamaya çalışıyoruz. Siz bize anlatın. Bu ne demek? Bir değerlendirin istiyorum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Volkan Aslan bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Gün ortasına diyelim. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Önce genel bir değerlendirmenizi alayım. Ne demek bu? Anayasa Mahkemesi TCK'da örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi. Ayrıca örgüte üye olmak suçundan cezalandırılır hükmünü. Anayasaya aykırı dedi, iptal etti. Ne demektir bu? Böyle başlayalım mı? Buyurun. Tabii ki. Şimdi uygun görseniz önce Türk Ceza Kanunu'nda bu örgüt kurma, suç işlemek amacıyla örgüt kurmaya ilişkin düzenlemelere çok kısaca bir bakalım. Şimdi bizim ceza hukukumuz, ceza kanunlarımız zaten suç olarak tanımlıyor bazı fiilleri ama örgüt kurmayı da başlı başına bir suç olarak düzenliyor ve kişilerin örgüt kapsamında suç işlemeleri halinde verilecek cezanın artırılmasını öngören düzenlemelerimiz var. Dolayısıyla bizim hukuk sistemimiz bazı suçların örgüt kapsamında işlenmesini çok daha ağır cezalandırıyor. Türk Ceza Kanunu 220. maddesinde şöyle bir düzenleme vardı 6. fıkrasında ki bugün resmi gazetede yayınlanan iptal edilen hüküm de bu. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır diyordu bu hüküm. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bir kişi bir örgüt üyesi değil ama bir örgüt adına suç işliyor. Ha bu suç Türk Ceza Kanunu'nda sayılan herhangi bir suç da olabilir. Mal varlığına karşı bir suç da olabilir. Ne bileyim insan hayatına yönelik bir suç da olabilir. Kanun böyle bir sınırlama ortaya koymaksızın örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemeyi ayrıca cezalandırılması gereken bir fiil olarak bir şey söyleyeceğim. Volkan Bey ben bu maddeden ceza aldım. Durumum ne olacak? Bu hükmün düzenlenmesi için meclise 4 ay bir süre verdi Anayasa Mahkemesi. Ben ceza aldım. Ne olacak benim durumum? Yani geriye doğru bir karar alınabilir mi? Evet, normalde Anayasa Mahkemesi geriye doğru yürümez ama ceza hukukunda bunun istisnası var. Sizin cezalandırıldığınız bir kanun hükmü mesela TCK'da yer alan hüküm iptal edilirse iptalden sonra ne olur? Bu geriye yürür ve lehinize uygulanır. Dolayısıyla daha önce bir suç işleyen kişi bu suç dışında aynı zamanda örgüt adına işlediği gerekçesiyle cezalandırıldıysa bu cezası silinir. Azaltılacaktır dolayısıyla. Ceza siliniyor, azaltılıyor. Evet. Ama yani silmek demek çok doğru değil. Çünkü dediğim gibi normalde bir suç işlemek artı örgüt adına işlendiyse hani örgüt üyesi olmaktan da cezalandırıldığı için kişiler başlı başına örgüt üyesi olma açısından bu maddenin iptali çok sonuç doğurmuyor. Zaten bir suç işlemişsiniz. Onun cezasını almışsınız. Üstüne bir de örgüt adına işlediğiniz için örgüt üyeliği için ceza almışsınız. O silinecek. Evet. Volkan Bey bu böyle var olan kafa karışıklığı ya biri örgüte üye olmadığı halde örgüt adına suç işliyor gibi tırnak içinde söylüyorum. Yani var olan kafa karışıklığını gidermek adına mı biraz o kavram noktasında hafifletilme sağlandı? Ya tabii ki şöyle normalde aslında bizim yargı kararlarımızda hani örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek nasıl oluyor? Buna ilişkin Yargıtay'ın bazı belirlemeleri vardı. Tamam. Mesela Yargıtay diyordu ki işte örgüt üyesi olmamakla birlikte bir kişi örgüt adına suç işlemekten sorumlu tutulacaksa mutlaka işte bir örgütün suç işlenmesi amacına yönelik çağrısının bulunması ya da gerçekleştirilen faaliyetin doğrudan doğruya çağrı içermese bile örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda gerçekleştirildiğinin kuşkuya yer verilmesinin tespiti gereklidir diyordu mesela Yargıtay. Evet. Hatta terör örgütleriyle alakalı daha farklı bir kriter benimsedi. Diyordu ki terör örgütleri açısından genel bir çağrı da yeterli. Mesela genel çağrısının Örgütay'da yayın organlarının yayınları ve çağrılarıyla somutlaşmış olması durumunda mesela bu çağının belli bir kişi olmasını da aramıyordu Yargıtay. Yani çok karıştırmadan kafaları şöyle söyleyeyim. Bizim yüksek mahkememizin Yargıtay'ın kararlarıyla örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek nasıl olur? Bunun bazı kriterleri ortaya konulmuştu ama buna rağmen tabii ki Anayasa Mahkemesi bu kararda dedi ki her ne kadar Yargıtay'ın bu belirlemeleri olsa da işte bakıldığı zaman hangi suçun bu kapsama girdiği belli değil. Çünkü gerçekten çok geniş kapsamlı bir şey. Hani örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç demek birçok farklı fiili içerebilir. Bu belirsizlikten dolayı aslında Anayasa Mahkemesi iptal kararı verdi. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Volkan Aslan kendisi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Sağ olun, teşekkür ediyorum.